Merhaba. Denizli'den selamlar mantar dostları. Bugün de tekrardan dağlardayız. Bugün 15 Ekim. Yine dağlardayız. Yine geziyoruz, dolaşıyoruz, temiz havadayız. Çok güzel bir hava var. Çıntar aramaya çıktık, kalınca mantarı. Bulabileceğiz mi? İnşallah güzel güzel buluruz. Umudumuz o yönde. Evet, bakın arkadaşlar. 1-2 de olsa çıkmaya başladı. Bulduğumuzu toplayalım. Şuna bakın. Gayet güzel, temiz. Sanki büyük bir keyif alıyor bu şekilde. Allah'ın verdiği bir nimeti toplayıp faydalandığı zaman ve bol bol şükrediyoruz. Normalde aşağıdan yukarı giderim. Bu sefer tersi geldi. Yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Onda tek tek çıkıyor. Olmazsa aşağı kadar indikten sonra buraya bir de yukarı doğru toplamayı planlıyorum. Çünkü açıkçası böyle şeyde bulunuyor. Yukarı doğru bakarken daha iyi oluyor onlar. Açılma mor mantarmış. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Havamıza devam ediyoruz arkadaşlar, bakın. Bir yer buldum. Mor mantar. Da mor mantar. Da mor mantar. Çıtır olma ihtimalini de şey yapmıştım ama demek ki değilmiş. Metallar ve altında da olabiliyor arkadaşlar. Dikkatlice bakmak lazım. Kayıp bir bölge. Dalların altında çıkıyor. Normalde pek uyum değildir dalları kaldırıp da şey bakmak ama iki baktım zaten onu da bulamadım. Bakalım bu neymiş? Bu farklı mantar arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Oh, mor mantar arkadaşlar. Neymiş? Ben de çıntar diye sevmiştim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir bölgeye geldik. Nemini korumuş burası. Aşağıda birkaç gördüm. Buralara doğru da bakayım diye çıktım. Buralarda birkaç buldum ben. Bunları alıp aşağı doğru ineceğim. Ama en azından bunlar da kalmasın diye. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buralarda. Aynen şöyle olmuş. Güzel bir bölge burası. En azından benim hoşuma gitti. Olması muhtemel bölgelerden zaten. Böyle yeşillik ve yemini korumuş yer bulursanız biraz dikkat ederseniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu başka bir mantar. Çıtır değil. Kalınca değil yani. Bakalım. Taraklık beyaz çıtır artık almıyorum. Evet, aşağı doğru iniyorum biraz. Yerim şuralara da bir bakalım.
Evet, şimdi bulduğum bölgeye doğru geliyorum. Bakın buralarda beyaz beyaz mantar var. Bol bol. Çürümüş, hatta onların vakti bile geçmiş. Ama bir tane yerde kendilerini korumuşlar arkadaşlar. İşte şu arkadaşlar, bakar mısınız? İşte bu. Mantar aramanın keyfi bu arkadaşlar. Bakın bir yerde ne kadar yoğun bir şekilde olmuş. Evet. Ve tutunmuş, büyümüş aynı zamanda görünmeyince. İşte dediğim gibi mantar aramanın keyfi bu. Bu şekilde bulduğu zaman çok keyifli oluyor. Bakalım kurt mu değil mi, evde kontrol ederiz arkadaşlar. Şu bu taze. Çok güzel. Şuna bakın ya. Süper, inanılmaz süper. Büyümüş iyice. Tam kanlıca lafını hak etmiş yani. Böyle taze dokundukça şeyini veriyor. Suyunu dışarı doğru veriyor. Kırmızı suyunu. Bunu da biraz geçenlerde benim bir tane izleyicim yazmıştı. Biz ne için tar, biz buna kanlıca deriz. Kanlıca dememizin sebebi de taze olduğunda kırmızı bir süt verir. Bundan dolayı da kanlıcadır adı dedim. Ben de diyorum ki Ege bölgesinde biz çıntar diyoruz. Bizdeki alışkanlık böyle. Hani vazgeçebilir miyiz? Vazgeçemeyiz bu alışkanlıktan. Çünkü böyle öğrenmişiz. Biz de Ege bölgesinde bu çıntar. Ha, bazı bölgelerde de ormancı mantarı diye de biliniyor. Kırmızı mantar deniliyor. Farklı bir sürü ismi var. Önemli olan tadı. Tadı da zaten her yerde aynı. Değişmiyor arkadaşlar. Evet, toparlamaya devam edelim. Bakın burada bir tane daha çıktı karşıma. Bazıları da küflü mantar diyor. Küflü mantar demesi ise bu morarıp üzeri küf tutma. Küf gibi bir kaptık şeyi kaplaması. Bakalım buralara biraz daha. Sanki bu dere boyu bir şeyler daha çıkacak gibi geliyor bana. Bulursak kadar gelmişiz. Birkaç daha alalım arkadaşlar. Emeğimizi. Arkadaşlar bu bölgeyi dolaştık. Dolayı gitmeye de daha tabii bir taraftan baka baka arabaya doğru gidiyorum şu anda. Bakın şu anda şeyimiz bu. Kovanın dibinde biraz. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 2 kilo civarında. Taraftan bakıp bir taraftan arabaya doğru ilerliyorum artık. Buralarda yer değiştireceğim, bölgeyi değiştireceğim. Düşüncem o yönde yani. Denk gelirse de giderken alayım diye düşünüyorum.